Herkese selam Teknoloji Yok takipçileri. Bugün elimizde gerçekten oldukça güzel olan bir kulaklık var. Peki hangi kulaklık bu? Sony'nin Link Buds S'i. Ben gerçekten kullanırken o kadar beğendim ki şimdi size anlatmak için sabırsızlanıyorum. O zaman ilk önce kutu içeriğinden başlayalım. Kutuyu ilk açtığımızda tabii ki bunun bir kağıdı vardı ama ben kullandığım için o kağıdı yırttım. Mat bir görünümü var ve çok güzel. Başka içerisinde böyle bir kutu çıkıyor ve yan tarafında hemen şu tarafta garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi gibi belgeler bulunuyor. Hemen onun alt tarafında da kulaklık silikonu bulunuyor burada. Hemen onu da sizin için çıkartmayı deneyeyim. Burada sizin için küçük, orta, büyük derecelerde kulaklık süngerleri var. 3 çift burada sizin için kulağınıza hangisi uygun olacaksa kulaklık silikonları bulunuyor. Hemen onun yan tarafındaysa bir şarj kablomuz var. Şarj kablomuz da bu şekilde Type-C girişli bir şarj kablosu. Kulaklıklar artık karşımıza yeni nesil kablolarla geliyor. Önceden böyle değildi ama artık tüm cihazlar Type-C girişli gelmeye başladı. Diyelim ve cihazın tasarımından devam edelim. Cihazı elime aldım. Kutuyu açtığımda oldukça hafif bir kulaklığın elimde olduğunu söyleyebilirim. Bu cihazın 4.8 gramlık bir hafifliği var. Oldukça hafif bir cihaz ve Sony'nin şöyle bir iddiası var. 1982'den beri tüm kulaklık cihazlarında kullandığı verileri toplamış, kullanıcıların deneyimlerini bir araya getirmiş ve bu deneyimler sayesinde karşınıza en iyi, en hafif, en kullanışlı kulaklığı Sony Link Buds S ile karşınıza çıkarmış ve bu kutu tamamıyla geri dönüştürülmüş bir plastikten oluşuyor. Burada da bunun bilgisini vermiş olayım. Aynı zamanda kutu mat bir tasarımla geliyor ve bu mat tasarım bize siyah renkle geldi. 3 tane de renk seçeneği bulunuyor. Siyahın yanında beyaz ve sarı da bulunuyor. Kulaklığı da çıkartayım. Şu şekilde görünüyor. Zaten detaylarda birazdan göreceksiniz. Arka tarafında şarj kablosu bulunuyor. Burada Type-C girişi bulunuyor. Onun yanında da bir açma kapama düğmemiz var. Biraz da bu kulaklık bize neler sunuyor, nasıl bir deneyim yaşattı bana onlardan bahsedelim. Öncelikle kulaklığın gerçekten çok hafif olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı zamanda kulağınıza böyle tak diye de oturuyor. Zaten eğer sizin için küçük gelirse bu silikonlar, büyütebilmeniz için de ekstra silikonlar yanında geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eğer koşturmaca içerisindeyseniz ve kulağınızda kulaklık varsa yani düşüp kaybolması tabii ki sizi üzecektir. Çünkü bir değer biçiyoruz, bunlara biraz para veriyoruz. O yüzden kaybolmasını istemeyeceksinizdir. Ya da bir iş yaparken bir suya düşmesini istemeyeceksinizdir. Bu yüzden kulağa tam oturması bence oldukça güzel. Aynı zamanda bu özellikleri tek tek saymadan önce baştan söylemeliyim ki bu cihazımız için bir uygulama tasarlanmış ve en aktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız mutlaka uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamamızın adı da HitPons. Birazdan onun detaylarına da geleceğiz. Cihazımızın mükemmel bir gürültü önlemesi var. Bakın ben bunu bir arkadaşıma da denettim. Böyle taktı kulağına ve size bir basınç yaratıyor ve o basınçla çevrenizdeki o sesleri çok büyük bir oranda azaldığını hissediyorsunuz. Böyle bir örnek vermem gerekiyorsa, müzik dinliyorsunuz, bir otobüstesiniz ve otobüste dinlerken çocuğun biri ağlıyor. Yani hem müzik hem çocuğun ağlamasını duymak sinir bozucu oluyor. Bunu çok kez yaşadım. Ama bu cihaz sayesinde bunu yaşamıyorsunuz. Gerçekten yani o kadar beğendim ki cihazı kullanırken. O yüzden gürültü önlemesi 10'da 10 çalışıyor arkadaşlar. Gürültü önlemeyi nasıl açıyoruz peki? Hemen sol kulağımıza bir kere bastığımızda gürültü önleme açılıyor. Ve aynı zamanda cihaz zaten her zaman aktif bir şekilde duruyor. Hemen kulağınıza taktığınızda bir kere bastığınızda gürültü önleme açılıyor. Ekstra olarak tabii bundan daha sonrasında bahsedecektim ama yeri gelmişken bahsedeyim. Hani önemli bir şey oldu. Acil durum, ya ambulans sesi olsun, polis sesi olsun böyle sesleri idrak edebiliyor. Uygulamanın içerisinde düzenleyebileceğiniz merhaba, selam gibi kendi ses tonunuzu entegre ediyorsunuz ve mesela karşı tarafta biriyle konuşmaya başladınız. Hemen orada müziğiniz duruyor ve kendi sesinizi duymaya başlıyorsunuz. Gerçekten nasıl anlatayım bilmiyorum. Çok güzel.
devam ediyorum diğer özelliklere. Sol tarafa bir kere tıkladığımızda gürültü önlemeyi açtığımızı söylemiştik. Yani çok fazla özellikleri bulunuyor. Zaten bu özellikleri kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kutunun içerisinde çıkan o küçük kağıtların içerisinde de ne kadar bastığınızda hangi özellikler çalışıyor bunları tek tek görebiliyorsunuz. Mesela sağ tarafınıza da bir kere basarsanız müzik duruyor, iki kere basarsanız müzik değişiyor, ses artıyor gibi birçok özelliği bulunuyor. Bunlardan tek tek videoda bahsetmeyeceğim. Siz ayrıca kulaklığı aldığınızda bunları tek tek deneyimleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Arama cevaplama kısmına gelelim. Bazılarımız bu konuda oldukça müzdarip. Neden? Çünkü kulaklık kulağımızda ve karşı tarafa ses iletmek zor oluyor. Sürekli Bluetooth'tan çık, sonra tekrar Bluetooth'a gel, bağlan gibi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ama bu cihazda böyle bir arama geldiğinde rahat bir şekilde cevaplayabiliyorsunuz ve sesiniz karşı tarafa ultra net bir şekilde iletiliyor. Bazen yani çok küçük bir şekilde yaşadım böyle bir sıkıntıyı. Karşı tarafım sesi boğuk bir şekilde aldığını söyledi ama sadece bir kere yaşandı. Çok kez denedim. Dışarıdaki o sesleri de önlüyor. Sadece sizin sesinizi karşı tarafa iletiyor. Zaten cihazın 500 milyondan fazla ses entegresi bulunuyor ve bunları önleyebiliyor. Bence yine gayet çok güzel düşünülmüş bir özellik olduğunu ve donanımın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Favori müziğe erişim diye de bir özellik bulunuyor. Peki bu özellik ne? Daha demin de söylemiştim. Uygulamalar üzerinden kişiselleştirebiliyordunuz kulaklığınızı. Yine onun gibi düşünebilirsiniz. Uygulama üzerinden ayarlarına giriyorsunuz, değiştiriyorsunuz ve Spotify'dır ya da başka bir durumdur. Bu durumlarda iki kere basın ya da siz nasıl istiyorsanız favori müziğinize erişebiliyorsunuz. Kulaklığımızın bir de suya dayanıklı IPX4 sertifikası bulunuyor. Yani yağmurlu bir havada olduğunuzu düşünürsek ya da yanlışlıkla suya düşürdünüz anında kurtarabilirsiniz ve böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. O kadar para verdim, Allah gitti falan gibi bir durum yaşamazsınız. IPX4 sertifikasıyla suya dayanıklılık özelliği bu cihazın bulunuyor. Bundan sonra ekleyeceğim başka bir özellik ise kesinlikle batarya sahibi. Ya kaç gün kullandım bilmiyorum. Yani günde bir saat net bir şey dinlemişimdir ve ben bunu ne zaman aldım Mark? Bir hafta olmuştur. Olmuştur. Vallahi evet. Olmuştur. Ve bir hafta yemin ederim hiç şarj etmedim ve şarjı 16, birinde de 14 kaldı. Hala yani hala kullanıyorum ve hiçbir şey yaşamadım. Batarya konusunda ekstra böyle detaya da inmem gerekirse 6 saat boyunca kesintisiz bir şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Ekstra olarak kutuyu da şarj ettiğimiz için kutudan da şarjı aldığı zaman bu kullanım deneyimi 20 saate kadar çıkabiliyor. Yani bir işiniz vardır, hazırlanıyorsunuzdur. 5 dakikalık bir şarjla 1 saatlik sürede müziğinizi de dinleyebiliyorsunuz. O yüzden yani batarya konusunda gerçekten harikalar yaratmış bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ki yani sürekli işinizi telefonda halletmeniz gerekiyorsa ya da müzik dinlemeye doymuyorsanız gerçekten müzik deneyimi size kesintisiz bir şekilde yaşatıyor. O yüzden ben gerçekten çok beğendim diyebilirim cihazın ve bitmeyen özelliklerine dolu dolu bu cihaza devam edelim. Bu kablosuz kulaklığımızın DSEE Extreme özelliği bulunuyor. Peki ne bu özellik? Bir müzik dinliyorsunuz ve bu müziğin dinlerken yani büyük ihtimalle çok fazla enstrüman kullanıyor ve bu enstrümanların hepsini kulağınızda hissedebiliyorsunuz. Eğer sadece normal bir kullanıcı için de değil, eğer bir müzik sektöründeyseniz ve o müziği gerçekten iyi bir şekilde duymak istiyorsanız bu kulaklık gerçekten size referans olacak nitelikte kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. LinkBuds S kulaklığımızın High Resolution Audio sayesinde diğer kulaklıklardan 3 kat daha iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu da bu cihazımızı diğer markalardan ayıran farklı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş sona geliyoruz ama bir en başa dönmek istiyorum. Çünkü en başta bu cihazı en iyi şekilde kullanabilmeniz için HitPod uygulamasını indirmeniz gerektiğini söylemiştim. Burada ne kadar müzik dinlediğinizi, sağ kulakla sol kulakla ne kadar şarj kaldığını, kutunun ne kadar şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Ekstra rozetler kazanabiliyorsunuz gibi çok fazla işlevi olan bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu
cihazı aldığınızda ilk yapmanız gereken uygulamasını indirmek. Ben bu bir haftalık süreçte bu cihazla oldukça çok vakit geçirdim ve çok beğendim. Gerçekten hani gözünüz kapalı alabileceğiniz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da fiyat tarafına gelelim. Fiyat tarafındaysa 3300-3400 arasında gidip geliyor. Bence her kuruşuna değecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim ve uzun bir süre sizle beraber kulağınızda size bu müzik zevkini yaşatabileceğini de söyleyebilirim. Normalde Bluetooth kulaklıklar 1000-1500 arasında gidip geliyor ama bu en üst düzeyde, üst segmentte bir cihaz olduğu için ve bu aralıkta bir cihaz arıyorsanız mutlaka düşünebileceğiniz cihazlar arasında yer alır. Dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı çok görmeyiniz derim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.